benzer. Hoş geldin Ali abi. Ne yapıyorsun sen çocuk? Bugün bir şey öğrendim Ali abi. O silahı bir indir de sen öyle anlat. İnsanın başkasını vurması kendini vurmasından daha kolaymış Ali abi. Bugün bunu öğrendim. Telefon tamam oğlum. Bitti geçti artık. Hem sevmenin günahı olmaz ki. Ben ona yanmıyorum ki. Sevmek işin güzel tarafı. Öyle için gıcıklanıyor. Uyandığında. Öyle günah olur mu? E ne o zaman? Öldürmek istedim. Lafta değil ha. Gerçek. Böyle kafasına sıkayım istedim. İnsansın be oğlum. Herkes öyle hisseder. Herkes öyle hisseder ama yapmaz. Ezel'in ağzına baktım. Yap desin diye. Herkes sevdiğini öldürmez Ali abi. Ben yapardım. Biliyorum. O yüzden açmadım telefonlarını. Kardeşiz ya biz. Çok sert erkekleriz ya. Bir bok değiliz Ali abi biz. Senle ben aynıyız. Ama insan değiliz. Oğlum tamam canın sıkkın anladık da eşeğin kulağına da su kaçırma lan. Asıl insan olmayan senin o şerefsiz karı. İşte o şerefsiz karıyla kaç ay geçirdim ben? Kaç aysa? Hepsinde insan gibi yaşadım o ayların. Gerisini at çöpe, at çöpe gitsin. Bu kadar da değil. Biz de varız. Başka her şey çöp değil oğlum. Dayısını seçti mi? Daha değil. Ama görecektin tabii oğlum. Öyle bir cekas attık ki milletin ağzı açık kaldı. Seçecek. Öyle mi diyorsun? Demiyorum, biliyorum. Dayı niye beni seçti Ali abi? Hapishanede benim gibi o kadar adam varken dayı beni niye seçti? Çünkü ben... kardeşimi öldürdüm. Kardeş katiliyim ben. Dayı seni seçecek. Herkes yapamaz, Ezel yapamaz. Ama senle ben... sevdiğimizi öldürürüz Ali abi. Dayı seni seçecek. Ama iyice kasattın diye değil. Akşam Kenan çağırdı.
Hep birlikte gitmemiz lazım. Dayı, Ezel, sen, ben. İster gel benimle, ister kal burada, kafanı patlat. Güle güle Ali abi. Nasıl çıkacağım ben buradan? Nasıl çıkacağım? Nasıl unutacağım? Nasıl düzeleceğim ben? Ne yaptım ben ha? Çıkar beni buradan. Çıkar beni, ne istiyorsan yaparım. Çıkar beni. Geçeceğim değil mi? Geçecek değil mi? Geçecek. Neredesin oğlum? İşim var Ali abi, işim var. Oğlum çocuk musun? Küstün mü bana? Nereden çıkarıyorsun? Yok sen de bir alıp veremedim. Söyleyin Eyşan'a. Buyurun efendim. Alo. Kenan akşam oyuna çağırdı. Herkes ayrı bir alemde. Dağılmanın zamanı mı oğlum? Toparlanın. Kapatmam gerek Ali abi. Oğlum yanlış bir şey mi dedim? Niye kızıyorsun? Dediğim yanlış mıydı? Sorun da o zaten. Yanlış değildi. Hepsi doğruydu. Ben o anlattığın adam değilim Ali abi. Ben o senin yapacaklarını yapmak istemiyorum. Ben o gücü başka bir şey için istiyorum. Derdimiz başka sende. E o zaman? O zaman bana ihtiyacın yok demektir. Gelmeyeceğim mi peki? Kenan ne olacak? Dayıyı geçtim. Mert'in katilleri oğlum. Bırak da onu ben düşüneyim Ali abi ha? Ben de seni bekliyordum. Ulan ben topunuzu... Merhaba çocuklar. Dayı içeride mi? İçeride. Tek tabanca geldim dayı. Otur yeğen. Otur ya, otur bir sohbetleyelim şöyle hadi. Sana bas solist Selma Hünel ve kabadayı Ramiz Karaeski'nin aşklarını anlatmış mıydım? Küçük sevgilisine gidecek önce. İnkar edecek beni sevdiğini. Sonra yol var geliş. Tahmin ettiğin gibi. 2 saate geldin. Gelsene. Orada dikilmeye mi geldin? Yakınından bile geçmem bir daha. Defol git hayatımdan demeye geldim. Kızcağız nasıl? Toparladın mı bari biraz? Gayet iyi. Senin yerini aldığına göre. Ezel, bir tane kıytırık mahalle dilberi buldun. Unuttun beni öyle mi?
Doğru konuş sevdiğim kadın hakkında. Onu seviyorsun. Niye buradasın o zaman? Niye ikna etmiyorsun sevgilini? Niye burada benimle zaman kaybediyorsun? Nasıl ağlıyordur kim bilir şimdi? Niye yanında değilsin? Çünkü kovdu seni. Kes sesini. 5 dakika konuştum, terk etti. Bir daha ona yaklaşırsan. 3 yaşındaki kız bile bıraktı seni. Bir daha adını ağzına alırsan Eyşan. Bakiredir de Allah bilir. Yazık. Fırsatı kaçırdın bak. Şöyle. Baştan beri bunu istiyorsun değil mi? Kabul et. Sadece bunu istiyorsun. Yap o zaman. Yap. Öpsene. Canımı acıt. Öp. Seni. Seni. Seni bir daha öpersem, evet, o gün kendimi kendi ellerimle öldürürüm. Yalancı. Gözünden tanırım ben seni. Gözünde gördüm. İstediğini söyle. Gerçeği değiştiremezsin. Gerçek Eyşan. Bu sefer seni değil, onu seçti. Ötesini biliyorsun zaten yeğen. Biliyorum. Biliyorum da şimdi bunları bana niye anlattın onu bilmiyorum dayı. Sen o trenden inen adam bendim dedin bana. Ha? Öyle misin? Öyleyim. Eğer öyleysen yeğen, hoyrat olacaksın. Kızgın olacaksın. Eğer öyleysen gözün benim kızımı görmeyecek. Dayı. Benim gibiysen eğer. Benim gibiysen kızımı tehlikelerin içine atacaksın. Benim gibiysen eğer bir aşk oyunu oynayacaksın. Ama sonunda benim kızımın kalbini kıracaksın. Eğer benim gibiysen kızımdan uzak duracaksın. İkisinden biri mi diyorsun sen dayı? Ya kızımı seç ya iş mi diyorsun? Öyle karar vereceksin. Ya benim gençliğimi seçeceksin ya da kızımı seçeceksin. Biri sana o zaman böyle bir şey söyleseydi sen ne yapardın dayı? Seç deseler. Hangisini seçerdin? Ali.
O kadar da aynı değiliz, ha? Aynı değiliz tabii. Aynı değiliz. Çünkü senin kızını ben tehlikeye atmadım. Sen attın. Şimdi benim kızımı sen tehlikeye atmak istiyorsun, değil mi? Ramiz dayı, bu kızın başına ödül koydular. Sırf senin kızın olduğu için. Bu kız sokağa adımını atamaz oldu. Senin kızın diye. Kaç sene içeride yattın sen dayı, kaç sene. Sen kızını benden daha iyi koruyamadın ki. Haddini aşıyorsun ya. Dediğimi dinle dayı. Bir kere de dediğimi dinle. Azat senin kızın diye tehlikede zaten. Zaten senin dediğin o yerde Azat. Ben kızımı korurum. Ben kızımı korumasını bilirim. İyi de işi bırakıp onunla olursam, ben onu nasıl koruyacağım o zaman? Tamirhanedeki kerpetenli mi? Dayı, haklısın. Haklısın dayı. Sen kimseden el istemedin çünkü. Sen istediğin her şeyi koparıp aldın. Ama ben senden elini isterken Azat için de istiyorum. Senden sonra da onu koruyabileyim diye istiyorum. Gerekirse senden, senin düşmanlarından. Oradalar. Ben olsam da olmasam da. Ben senin elini isterken dayı, gerekirse, gerekince Azat için kendi kanımı vereyim diye de istiyorum. Hayır. Baba hayır. Hayır. Ne oluyor? Adam elini veriyor işte. İstediğimiz şey değil mi bu Azat? İstediğimiz şey değil. Ben istemiyorum. Ben senin babam gibi olmanı istemiyorum. Ne diyorsun sen? Bugün dediklerin hepsi kötü. Hepsi çirkin şeylerdi. İstemiyorum. Ben Serseri Ali'yi istiyormuşum. Ben saf gariban Ali'yi istiyormuşum. Öğlen herkese anlattığın adamı istemiyorum. Azat. Ben dedim babama. Ben dedim. İkisinden birini seçsin dedim. Seçmez ki öyle adamlar dedi. Ben dedim. Benim için söyle dedim. Ben babamın elini sıkacak adamı istemiyorum. İstemiyorum. Son şansım. Bu benim ikinci hayatım. Bu benim. Aynaya bak o zaman Ali. Bana bakıp görüyorsun ya. Kendine bak o zaman şimdi. Ben o adamı sevmiyorum. Öl! Gitti. Geri gelecek. Geri gelecek ama elimi sıkmak için gelecek. Öyle değil mi? Ya. Herkes ikinci hayatı yeni bir şans olarak görüyor. Değil miymiş?
Kimse önceden söylemez. Ama ikinci hayata başlamak için ya dostlar çevirecek sana sırtını ya da sen dostlara. Kimse bahsetmez doğruların yanlışlara karıştığı bir zamandan. Herkesin bir yana dağıldığı, kendi yaptıklarımızın kendi yuvamızı salladığı zamandan. Badem. Dediğin doğru. Onu unutmak için aşık olmak istedim sana. Ama aşkın nasıl geldiğinin ne önemi var? Burada işte. Aşığım. Yetmez mi? Bana yeter. Ama sana yetmez. Dostların elveda demeden gittiği, silahların masumlara verildiği, bu alemin usulca ters düz edildiği bir zamana geldik. İkinci bir şans kazanmak kızım, ilk şansı kaybetmek demektir. Tam kazanacakken birden yenilmek demektir. İkinci hayat kızım. Ben dışarıda bekledim. Merhaba. Şey için aradım. Teklif hala geçerliyse ben de varım. İkinci hayat, ilkinde ihanete uğramak değil, ilkine ihanet etmekmiş. Sen, Ramiz Karaeski'nin kızı olarak kendi kendini koruyacaksın. Çünkü o günden bu yana yine her şey değişti. Zamandır baba. Gidelim mi dayı? Yardım et de gidelim ya. Hadi hoşça kal çocuk. Hoşça kal Azat. Yeter. Aradın, yardım istedin. Kimse etmedi, ben ettim. Ama bir şartla Şebnem. Ağlamak yok. Şeklim bozuluyor. Tamam. Aferin sana. Kağıdına hep aynı süre bakar. Sonra bakışını çevirirse birine şaşırtmak içindir. Başlarda oyunu hep bilerek kaybeder. Boş ver onları Şebo. Gerek yok onlara. Ben bugün çok şanslı hissediyorum kendimi. Thank you.
Korurum seni. Hadi git şimdi bana bir viski al. Bir viski alabilir miyim? Ben yardımcı olayım. Zıpkın gibi olmuşsun koçum benim. Hadi. Gitti. Niye? Bize kim dayanır oğlum? Aman kendileri kaybeder. Ben tam intihar ediyordum. Ha. Gelmeden arasaydım keşke. Estağfurullah abi, buyur. Mermi bol. Sağ ol. Arkadaşlar telefon etti. Rica ettiler, bir yere gitmem gerek. Ay o arkadaşlar. İnsanın kendine ayıracak vakti olmuyor. Değil mi? Kaç bilen bu? Tam senin bilen. Tebrikler Ali abi. Sağ ol kardeşim. Hoş geldiniz beyler. Beni oynarken pek göremezsiniz normalde. Ama son gelişmelerin ışığında dedim ki kendi kendime, yeni bir deste açıp oyunu baştan oynamanın zamanıdır. Ramiz abinin yanında kim var görmenin. Ha, iyi bak. Yeni oyuna yeni koşullarla adapte olmanın zamanıdır dedim. Yalnız önce herkes kimin nerede oturduğuna iyice bir baksın. Ondan sonra böyle mi oturuyoruz Ramiz abi? Ben onu bilmem ama ben burada her zaman senin karşında kurulacağım. Hazırsanız başlayalım mı oyuna? Tamam. Da nesine? Bu birlikte ilk oyun.
Son oyun sahip olduğumuz her şey üzerine olacak. O zaman şimdiden neleri kaybetmeye hazırız bir işaretleyelim derim. Bizim için paradan değerli bir şeyler koyalım ortaya. Ne mesela? Annem evleneceğim kadına verirsin diye vermişti. Eskiden intikam için taşıyordum. Ama şimdi benim için umut demek. Benden önce bir ailem olduğunu, benden sonra da bir ailem olacağını söylüyor. Bayılırsın böyle şeylere. Koy ortaya bir 100 binlikle doğru düz oynayalım. Ne yapayım bu paslı yüzü? Hı? Ömer askerdeydi. Eyşan'la ben çalıştığımız kumarhaneden yürüttük bunu. Cehenneme giriş kapım bu benim. Bu babadan kalma sürmene bıçağım. Ama hikayesini başkasından dinlemek gerek. Derler ki yıllar önce 12 yaşında bir çocuk fırına ekmek almaya gitmiş. İki serseri onun ekmeğini elinden almaya çalışmış. O da bu bıçakla deşmiş onları. İlk leşini o zaman sermiş yere. Hikaye böyle gider de aslı nedir bilen yok. Senin paradan değerli bir şeyin yok mu ortaya koyacak? Bu yüzük senin için umut değil Ezel. Sen bu yüzüğe her baktığında dünyanın senin ayaklarının altından nasıl kaydığını görüyorsun. Ve ben senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Kenan Selma. 1981, Sonsuza Dek. Dayın her şeyi anlatmamış sana. O benim için ne demek biliyor musun? Hiçbir zaman bir ailem olmadığı ve hiçbir zaman olmayacağı demek. Başlayalım mı oyuna?
Ay ay. Yenişemiyoruz. Ne bekliyorduk ki? Bu masadan kalkınca Kenan, merak etme, yenişeceğiz. Bu masada da yenişeceğiz, merak etme. Nasıl olacak o Cengiz? Burada gördüğün kimseyi satın alamazsın artık. Adil boyunda bizi nasıl yeneceksiniz? Duydum ki dayının gözdesi değişmiş. Belki sen de bize katılırsın. Ben de duydum ki kendi adamlarını devirip yükseliyormuşsun. Sıradaki kim? Kenan mı? Sevgili heyecan, mola vakti geldi diyor. Kendisi büyük bir nezaket gösterip bu akşam bana eşlik ettiği için onu kırmam mümkün değil, müsaadenizle. Eyşan. İyi gidiyoruz değil mi? Kenan'la toparladık bayağı durumları. Şahaneyiz. İyi o zaman. Bu ayarda tutalım. Daha fazla abartmayalım değil mi? Bilirsin Cengiz, benim sağım solum belli olmaz. Sağ ol. Hadi abi, onlar kaybeder. Ben lavaboya gideyim. Şebnem. Bekliyorum Sincap. Laftan anlamıyor musun sen? Ne zaman aradın Kenan'ı? Ben çıkar çıkmaz mı? Evet. Ne dedin ona? Al beni. Kardeşimi öldüren adamı affediyorum mu dedin? Dedim. Daha güzel bir şekilde. Sen nasıl bir insansın Eyşan? Bahar'ı hiç mi düşünmüyorsun? Hiç mi zor gelmiyor adamın yanında olmak? Çok. Senin için aradım Ezel onu. Senin için gittim yanına. Senin için dokunuyorum eline. Senin için fısıldıyorum kulağına. Senin için öpeceğim onu. Senin için oynuyorum o oyunu. Senin için gireceğim koynuna. Ezel, ben senin için kardeşimin katiliyle birlikte olacağım. Oyun mu? Son oyunum. Sadece senin için. Yeter ki sev beni. Yeter ki geri al Ezel beni.